Amerika tarafında Moody's'in 10 adet küçük ve orta ölçekli Amerika Bankası'nın derecelendirmesini aşağı yönlü güncellemesi, İtalya'da hükümetin bankalara tek seferlik %40 ek faiz uygulayacağını duyurması ve Çin'in ticaret verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla finansal sektör öncülüğünde global hisse senedi piyasalarında değer kayıplarının yaşandığı bir seans geride kaldı. Dün Fed başkanları Thomas Barkin ve Patrick Harker'ın açıklamaları karşılandı. Richmond Fed Başkanı Barkin, Fed'in çabalarına rağmen enflasyonun hala yüksek kaldığını vurgularken, Philadelphia Fed Başkanı Harker ise Fed'in faiz artışlarında duraksamaya gitme olasılığı olsa da yüksek faiz ortamının bir süre korunması gerekebileceğini ifade etti. Amerika dış ticaret açığı, Haziran ayı için 65 milyar dolar beklentisinin üzerinde 65.5 milyar olarak açıklansa da, veri önceki aya nazaran 2.8 milyar daralmış ve son 3 ayın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Dün ayrıca Almanya TÜFE verisi karşılandı. Veriler beklentilere paralel açıklanırken TÜFE aylık bazda %0.3, yıllık bazda ise %6.2 olarak kayda geçti. Avrupa hisse senedi piyasaları dünü genele yayılan değer kayıplarıyla tamamladı. İtalyan hükümeti yüksek faiz ortamından bankaların aşırı karlı bir dönem geçirdiklerini ve karlarından tek seferlik %40 ilave vergi alınacağını açıkladı. Eurostoxx 50 endeksi %1.12 değer kaybederken, DAX %1.10, CAC 40 %0.69, FTSE 100 ise %0.36 değer kaybetti. Eurostoxx 50 endeksinde değer kazanan iki sektör %0.46 ile sağlık ve %0.31 ile altyapı olurken, en çok değer kaybeden sektörler ise %2.40 ile finans, %1.70 ile emlak ve %1.42 ile bilgi teknolojileri oldu. Banka hisseleri İtalya'dan gelen haberin etkisiyle majör endekslerde en çok değer kaybeden hisselerden oldular. Çin'deki ekonomik toparlanmanın beklentileri hala karşılayamaması ve finansal sektördeki negatif gelişmeler yatırımcı iştahını baskıladı ve 3 majör Amerika endeksinde de satıcılı bir gün geride kaldı. S&P 500 endeksi %0.42 değer kaybederek 4.499 seviyesine gerilerken, Dow Jones %0.45, Nasdaq ise %0.79 değer kaybederek günü tamamladı. S&P 500'de 11 sektörün yalnızca 3'ü değer kazanırken, primlenen sektörler %0.78 ile sağlık, %0.49 ile altyapı ve yine %0.49 ile enerji olurken, negatif ayrışan sektörler %1.05'lik düşüşle finans, %0.88'lik kayıpla ham madde ve %0.87'lik gerileme ile takdirsel tüketim oldu. 24 adet Amerika Bankası içeren KBW Bank Endeksindeki 21 banka, Moody's haberinin ardından değer kaybetti. Bugün Amerika tarafında haftalık mortgage başvuruları ve ham petrol stokları takip edilecek. Avrupa tarafında ise önemli bir veri bulunmuyor. Haber ve veri akışının oldukça yoğun olduğu işlem gününde volatil bir seans geçirdik. Çin'den gelen ve beklentilerin üstünde gerileyen ithalat ve ihracat rakamları küresel büyüme konusunda endişe yaratırken Moody's'in 10 orta ve küçük ölçekli bankanın kredi notunu düşürmesi piyasada panik havası yarattı. Bununla beraber İtalya'da sürpriz bir şekilde bankalara ek vergi getirilmesi ülkedeki banka karlılığını oldukça negatif etkileyecek. Olumsuz gelişmelerin yaşandığı işlem gününde Amerikan doları diğer tüm G10 para birimlerine karşı değer kazandı. Dolar endeksi %0.46'lık artışla 102.52 seviyesine yükseldi. Euro-dolar paritesi önemli bir direnci olan 1.10 seviyesinden İtalya'dan gelen olumsuz haberlerin de etkisiyle %0.41 düşerek 1.0958 seviyesine geriledi. Olumsuz haberlerin olmadığı İngiliz sterlini ve belirsizlik durumunda güvenli olarak görülen İsviçre frangı, G10 para birimleri arasında dolara karşı en az değer kaybeden para birimleri olarak nispeten pozitif ayrıştı. Buna karşılık Çin'deki yavaşlama ve bunun sonucu olarak gerileyen emtia fiyatları sebebiyle Çin'le ticareti kuvvetli olan Avustralya ve Yeni Zelanda para birimleri ve petrol fiyatlarından etkilenen Norveç kronu sırasıyla %0.46, %0.66 ve %0.98 değer kaybederek en çok gerileyen G10 para birimleri arasına girdi. Çin'de yaşanan ciddi bir ekonomik yavaşlamaya işaret eden veriler sebebiyle emtiada satış baskısı oluştu. Amerika tarafında Moody's'in 10 orta ve küçük ölçekli bankanın kredi notunu düşürmesi tahvil piyasalarında sert hareketlere sebep oldu. Yaşanmış bankacılık krizi sebebiyle kredi notu indirimi piyasalarda panik yarattı. 10 yıllıklara gelen sert alım sonrası getiriler seans içerisinde %4'ün altına gerilese de bu bölgede kalıcılık sağlayamadı. 10 yıllık tahvil getirisi 6.6 baz puan düşerek %4.024 seviyesine geriledi. 2 yıllıklarda ise yatay bir görünüm hakimdi. 2 yıllık getiriler %4.72'ye gerilese de bu bölgede kalıcı olamadı ve 0.4 baz puan gerileyerek günü %4.758 seviyesinde kapattı. Dünya genelinde uzun tarafta alıcılar kuvvetliyken Avrupa tarafında da uzun vadeli tahviller pozitif ayrıştı. Fransa 10 yıllıkları 13.6 baz puan geriledi ve günü %2.994 seviyesinde kapattı. Almanya 10 yıllıkları ise 13.4 baz puan gerileyerek %2.462 seviyesine geriledi.
Türkiye Euro tahvillerinde satış baskısıyla başlayan seansta yurt dışı tahvillerine gelen alışla birlikte seyir yatay pozitife döndü. 2 yıllık Euro tahvil getirisi 0.2 bas puan artarak günü yatay kapattı. 10 yıllık getiri ise 2.7 bas puan gerileyerek %8.249 seviyesine geldi. 5 yıllık CDS ise 13 bas puan artarak önemli psikolojik sınır olan 400'ü aştı ve 409 seviyesine yükseldi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.